Evet, Soner Özbek arkadaşımız Sivas'tan da Samsun'a ziyaretimize geldi. Hem bizim için bayram hediyesi oldu. Kendisine ve diğer arkadaşlarımız kendisine çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar Sivas'tan. Geleceğiz geleceğiz diyorlardı, sürpriz yaptılar. Çok memnun olduk. Bizim burada çalışma ortamımızı, köpeklerimizin nerede olduğu, nasıl beslendiği, dağdaki hal hareketlerini görme fırsatı yaşadık hep beraber. Bir 15-16 kilometre yol yaptık birlikte. Bu arada 6,5-7 aylık dayı oldu. Fork'un anası Boz Kız da dayı oldu. Dayı geçti işte. O yavruyu da hemen size göstereyim. Köpekleri neye göre inceleyeceğiz? Neye göre iyi olduklarını veya çok iyi olduklarını anlayacağız. Bu konuda kanımızca, kararınca küçük böyle deneyimlerimizi, tecrübelerimizi. İşte son arkadaşımız buraya kadar gelmesine sebep birkaç kelime etme gereği duyduk. Hem tekrar herkesin bayramını kutluyoruz. Sağlıklar ve esenlikler diliyoruz. Hocam, köpeğe, Türk çoban köpeği diyebilmemiz için, görev yapabilen bir köpek diyebilmemiz için sadece görselliğin dışında neye dikkat etmemiz gerekiyor? Köpek görselde çok iyi görünebilir. Yani Evet. köpek tamam kusursuzdur. Ama onu arazide görmek lazım. Evet. Sürünün başına. Şimdi siz daha öncesi arkadaşlar kayıt yapıyorlar mesela. Ne yapıyorlar? Oturmuşlar böyle bir bahçeye bizim gibi. Köpek şöyle olacak. Köpek böyle kulaktan duyma şey. Sürekli. Evet. Hem de bu köpeği arazinin başında görmek. O arazide sürünün başında yapabileceklerinin farkında olacak. Abi. Göreceksin. Evet. Ne yapıyor? İşte burada tepkisi ne olur? Tilkiye tepkisi ne olur? Diğer hayvanlara tepkisi ne olur? Koyun yayarken koyun mu yayıyor? Çobanın peşinden mi? Şimdi köpek insan söylemiş. İşte atıyorum Kangal Samsun söylemiş ki köpek şöyle yapar. Onlar inanmış. Hmm. Bir tanesi demiş ki benim köpeğim şöyle yaptı. Demek ki Kangal köpeğinin bütün özelliği bu. Ama hmm. öyle bir şey yok. Hmm. Hepsi tecrübe. Şimdi orada hmm. konuşmayla bir anlamı da yok sadece. Evet. Tabii biraz bugün konuştuk. Her köpek mesela her kurtlu olan köpek aynı şekilde karakter sergileyecek diye bir şey yok. Bazısı, bunu konuştuk epey biraz önce. Bazısı kilometrelerce gidebilir, bazısı bir kilometrede bırakabilir, bazısı da belli bir muhite kadar sokma ve orada sadece caydırıcı olarak kovalar bırakır. He. Bazısı öldürüp gelene kadar kovalar. Evet. Öldürene kadar. Evet. Hiçbir zaman geri dönmez. Bazısı dediğin gibi belli bir kilometre gider geri döner. Bazısı 100 metre gider geri döner. Evet. Ama bunların hepsi kurtçudur. Evet. Yetişme tarzına bağlıdır. Çobanın işte hareketlerine bağlıdır. Köpek gerideki sürüyü düşünüyor olabilir hayvan. Tamam düşünce yok ama hayvanlarda fikir var. Evet. Yani geride ne olacağının farkında, tehlike geri gelebileceğinin farkında. Bazı köpek kovalar, döner geri gelir. Şimdi şöyle de bir şey var. Mesela yavru 10-12 aylık eke bir kurtçu köpekle kurda gidiyor. Onun peşinden gidiyor. Atıyorum 3 kilometre kurt, 4 kilometre kurt sürüyor. Ve dişi erkek kurdu yıkıyor. O yavru köpek de orada oluyor. Ve ilk deneyimi o şekilde yaşıyor. Ve diyor ki hani o öyle bir şey ki ilk deneyim çok önemli. Kurdun peşine gideceksin diyor. Aynen. Yani, ama bir köpek de sürünün başında kurdu bulunuyor. Ve o ona destek oluyor. O da diyor ki sürünün başında ben görevini yap, girerken görevimi yapacağım diyor. Mesela abi bu belki çoğu insan katılmaz ama bizim kişisel araştırdığımız, tecrübelerimiz, realite, gerçeğe dayalı araştırmalar sonucu ortaya çıkardığımız tezler bunlar. Kimseye, herkesle bizim diyalogumuz var. Ama bizim rahatsız olduğumuz nokta çok ciddi bir bilgi kirliliği. Doğru mu? Kulaktan evet. duyma olduğu için. Çok ciddi bir şey çok bir bilgi kirliliği var. Köpeği sadece görüntüsüyle, hele Kangal'ı sadece görüntüsüyle biz kıstas altına sokamayız. Aynen. Sokarsak ya çok büyütürüz, ya haksızlık ederiz. Ha tamam, belirgin özellikleri var. Onlar uyulması lazım. Kuyruk yapısıdır, tüy yapısıdır, kafa yapısıdır, ayak yapısıdır. Tabii ki istediğimiz gibi olsun. Ama bu yani nasıl diyeyim? Tamam bu köpek aradığımız köpek. Yalnız bu köpek aynı şekilde arazide iş yapacak diye bir şey yok. Aynen. Burada gidecek diye bir şey de yok. Hmm. Sürü yayacak diye bir şey de yok. Aynen. Köpek belki Kangal köpeği olarak tamam. İşte köpeğin kafasına bakarsın, işte gösterirsin. Kangal köpeği nedir? Sürmeli, alnı çok çıkıntılı olmayan, işte çift borçlu, ayak yapısı oval yuvarlar. Hmm. İçe basan bilekleri. Tamam anlat. Ama bu köpek, istediğimiz köpek gibi arazide olmayabilir. Hmm. Hmm. Köpek tamam tutturmuşuzdur. Tipi tamam. Bu köpek bizim aradığımız köpek. Hmm. Bir daha arazide görelim. Aynen. Aynen.
nasıl öncülerin at hemen geri dönüyor mu? Nasıl başka köprüye girdiği zaman veya başka hayvana peşine gittiği zaman tedirgin mi oluyor, bırakıyor mu? Bunlar çok önemli şeyler. Değil mi Selim? Hani yetiştirmesi de çok önemli. Yetiştirmesi de çok önemli. Bir yaşına kadar çok dikkat ediyoruz köpeğe. Niye? Köpek korkarsa hayatı boyunca korkar. Aynen. Aynen. Köpek tedirgin olursa hayatı boyunca tedirgin olur. Köpek büyük bir darbe alır, burada gider. Burttan darbe alır. O köpek daha burada da gitmez. Ama o köpek onun burççu olmadığı anlamına gelir. Yavruken bir darbe almıştır. O hayvan sana her zaman ben ona gittiğim zaman o darbeyi aynı şekilde alır. Mesela bugün bir çoban köpeği vardı. Bizim yavrular reaksiyon gösterdi. Daha yavrular daha yeni yeni, daha yolun başındalar. Köpeğe hamle yaptılar. Biz müdahale etmek zorundayız. Çünkü hiçbir şekilde sebepsiyle hiçbir hayvanın canının yanmaması taraftarız. Bu karşıda köpek de olsa müdahale ettik. Ha vurduk. Mecbur. Ha mecbur kaldık vurduk. Ha bunlar olmamış. O yani belki ters de etki yapabilir. Yani köpeğe bindikleri zaman biz vuruyoruz ama onu belleğine eleştirip ya ben bunu yapmayayım işte hemen vuracaklar çekineyim diye de değil. İş başa aynen düştüğünde. Onun için ama işte karşı taraftaki yani can onu da göz önüne almamız lazım. Hiçbir şekilde ona o da can bir katliam. Ve sonuçta o adamın o işine yarayan bir köpek. Evet. Yani adam ne yapsa haklı. Yani şöyle bir durum. Yani ciddi olarak abi biz köpeklerimizi görelim nasıl işte bu şekilde o bu kıyaslama değildir çünkü görev yapan bütün köpekler kendi bünyemizin köpekleridir. Değer verdiğimiz köpeklerdir. Yani atıyorum bir iki dakika müdahaleyi geç yapsak belki de ölebiliriz değil mi Sönel? Yani. Aynı şey. Yani öldürürler de. Yani çünkü niye dört tane köpek var her biri bir yerinde tutsa. Yani yavru da olsa bunlar kalabalık. Yani sonuçta yetişkin köpek gibi görünüşleri var. Görünüşleri tabii güçleri de var. Aynı. İdrak et. Onun için müdahale etmek zorunda kaldık. Çünkü film yaptırmamak zorundayız. Onun için tekrar bağlamak için hemen bir şeyle ilgili bir bilgi alalım, tekrar soralım. Eşleşmeyi çok soruyorlar bugünlerde. Eşleşme zamanı ve eşleşme sonu. Onunla ilgili düşüncelerini alabilir miyim? Köpeğin belli zaman sınırında söylemiyor. Senin iki defa olabilir, bazı köpekler senede bir defa. Açıkleşir, yavrusu olmaz, hamile kalmaz. Senin üç defa da güzel olur. Dört sefer dişileşme zamanı. Evet. Açıkleştirilirken dediğim gibi dişi, çok iyi dişi köpeğim var. Yani böyle biraz daha duygusal davranmayacağım. Eğer bir başkasında daha iyi bir köpek varsa onu seçeceğim. Aynen. Yani köpeği görmüşüm, köpek kurtçudur. Kanka köpeğin en büyük özelliği bana göre kurtlu olmaz. Ha tamam, millete bahşiş gelebilir. Ama sonuçta onlar iş gücü çalıyorlar. Şimdi eğer Kangal Samsun'da kurtçu bir köpek varsa, benim köpeğim de kurtçu bir diş ise, ben evimdeki köpek hiç kurt görmemiş veya kurtu gördüğümü kaçan bir köpekse, bunu buna çiftleştirip kurtu bozamam. Ne yapacağım? Geleceğim Kangal Samsun'un köpeğiyle çiftleştireceğim veya Sivas'taki arkadaşlarımla veya başka yerdeki arkadaşlarımla. Önemli olan o köpeğin kurtçu olduğunu bilmem. O çok önemli. Eşleştirme yani neler ıslah çok önemli bir şey. Biz ne yapıyoruz? Duygusal davran. Evde çok sevdiğimiz bir erkek köpeğimiz var. Belki 5 para etmez. Ha tamam hayvan olarak hepsini seviyoruz. Sonuçta canlı. Ama köpek cins olarak, ırk olarak hiçbir özelliği olmuyor. Sadece Kangal köpeğe vasıflarını taşıyor. Aynen. Yakışıklı. Ama arazide işte gördüğün zaman annesi babası da aynı şekilde. Hiçbir özelliği olmuyor köpek. Ya ben bu köpeği çok seviyorum. Ben bunu yavruyken büyüttüm. Bu köpek benim görüşümde dünyada bir numara. Diye çiftleştirirsen bu yavrudan hepsi kurtulur. Ondan sonra bir tanesi bu Kangal yavrusunu alır, büyütür. Sonra derler ki Kangal köpeği evin önünde akşama kadar yatar. Hiçbir işe yaramayan, vasıfsız bir köpek. Ondan sonra size derler yani biz esas görevi yapan şu köpekler derler. Şu köpekler sayesinde Kangal'ın namı çıkmış derler. Öyle bir basit bir tezle seni egal etmeye çalışıyor. Şimdi Kangal'ın önüne bir sürü köpek çıkartmaya çalışıyorlar. Bunlar Aksaray Malaklısı. Bana göre öyle bir köpek de yok, onu da söyleyeyim. Şimdi bu da iyi oldu yani bunu da söylemiş oldum. Hala bir kez doğru düzgün cevap veren de yok. Adam diyor ki Malaklı köpek var. Malaklı köpek var. Ya Malaklı diye bir köpek olsa Türkiye'de bundan 40 sene önce hiçbir fotoğraf fazla makinesi yoktu, hiçbir resim yoktu. Bir tane niye resim yok? Kangal köpeğinin varsa diyorlar ki bundan önce 40 sene önce 50 sene önce Kangal köpeği yok diyorlarsa ben 60 sene önce resim göstereyim bundan. Çekilmiş Kangal köpeği. 100 sene önce ne resim dediğin Sarıkamış'ta çekilmiş Kangal köpekleri askerin yanında. Ondan sonra işte Kastamonu'da Avcılar Kulübü'nde çekilmiş iki tane Kangal köpeği domuz avına gitmiş adamlar yanlarında. Bu resim nereden baksan 100 küsur senelik, belki 80 senelik resimler. Bu Malaklı'nın hiç mi resmini çekmiş? Yani biz şöyle herkese saygı duyuyoruz, emeğe karşı saygı duyuyoruz ama bizim beklentimiz, bizim bu konuda
bir emek vermeye emek vermek isteyen, veren kişilerin ortak düşüncesi Soner gibi bizim arkadaşların sadece bizi ikna edebilmek için fazla değil 25-30 seneye arşivlerde bu köpeklerin Türkiye'de görev yaptığına dair bir evrak, yani bir resim, bir video, başka bir şey değil. Yani ya benim bizim tüylü köpeklerin 70 sene önceki resimleri var. Daha daha iyi deriz. Aynen. 70 sene, 80 sene önce hiç adam veya yurt dışından gelmiş adam çekmiş 100 sene önce resimleri var. Kafkas çoban köpekleri, Kafkas çoban köpekleri adamın 70-80 sene önce vurt kuvarken videoları var, internete atılmış. Bunların vardı yani maraklı hiç miydi biliyorsun. Daha sonra diyorlar çok üstün masıklı köpekler. Tamam çok kuvvetli, çok adamcı ama bekçi koruma köpeği. Bana göre sürü köpeği olamaz. Ne yapar? Burada yetişebilir mi o fizikle? 100 kiloyu geçkin köpek. Çoğunun arka ayakları bozuk. Adem Malaklı'yı kötülediğimde değil. Bana göre sadece öyle bir ırk yok diyor. Yine söylüyorum. O köpek sürüde görev yapamaz. Ha nasıl yapar nasıl yapar? Yine gangalla kırılmıştır. Hmm. Yine yani çoğunluk oranı gangal köpeğidir. Arada akbaş köpeğidir veya işte daha değişik. Aynı yine bizim köpeklerimizden kırılma bir köpektir. O köpek tamam görev yapar. Kurtçu da olabilir. Bir tarafta şimdi gangal kanı var o köpeğe. Hmm. Dediğim gibi ama normal Aksaray şu anda işte atıyorum festivallere gelen 100 kiloluk köpekler. Bugün biz 16 kilometre geldik. 16 kilometre. İddia eden varsa o köpeklerden bir tanesi bize gelsin. Yarı yanına kadar. 16 kilometreyim var. 8 kilometre benimle beraber gezebilsin boşuna. Ben daha köpek beslemiyorum. Evet. Bu sıcak tabi. Samsun'un sıcağında geldik. Öğlen sıcağında 12'de bıraktık köpekleri. Akşam 4'e kadar geldi. Evet. Sıkıntı olmadı. Niye olmadı? Köpekler geziyor. Şehirleri açık. Hayvanlar gezmiş. Ha, sürekli kafeste kapalı kalmamışlar. Doğal ortamlarına tamam. Belki sürü yaymıyorlar. Görev yapmıyorlar ama yaban hayatını görmüşler. Gezdiğimiz yerlerde domuz görmesek de yaptıklarını gördük domuzların. Tilkiyi gördük, kovaladılar. Kurt da görebildik, vardır da eminim orada. Görmüşlerdi. Ha demek ki ne? Bunlar doğal ortamında yaşıyor. Bugün dediğim gibi 16 kilometre yol yapılmış. 16 kilometrenin sonunda zorla tuttuk köpekleri, zorla bağladık. Hala gezecek. Hala geziyorlar. Bunun işte diyorum ya ben bütün köpekler, insanlar tamam biz köpeğe veriyoruz. Tamam bekçi koruma köpeği olarak da veriyoruz. Ama verirken ne diyoruz? Mümkün olduğu kadar yani yaşına gelen en azından yes. Geniş bir ortam sağlayın ona. Böyle sürekli kafese kapatmayın. Çünkü sürekli kafese kapatan köpeğin fiziğinde de bozulmalar oluyor ister istemez gezmediği için. İnsan gibi. Spor yapmayan insanla spor yapan insan beraber değil. Bir değil. Aynen. Ha dediğim gibi Malaklı köpekleri ne gelince Malaklı değil yine söylüyorum. Malaklı değil. Anadolu çoban köpekleri bizim köpeklerimizden kırılması lazım. Kanganlarından. Çoğunluğu bizim oradan koyun almış. Koyunu alırken demiş ki tamam koyunu alırım ama köpekleri vereceğim bana. Adam köpeğe vermiş oraya gidiyor. Oranın kendine özgü köpekleri varmış. Yörük köpekleri veya işte dediğim gibi Kars çoban köpekleri, işte Karadeniz dağı köpekleri. Adam hoşuna gitmiş, onunla çiftleşmiş, bununla çiftleşmiş. Ortaya çıkanlar işte bu Malaklı köpekler. Veya Sen Bernard veya atıyorum Napoleon Mastiff'ler var. Bu köpeklerle kırıla. Zenginin biri getirmiştir Mastiff'i. Kangal köpeği de vardır. Çiftleştirmiştir. İşte Malaklı hoşuna gitmiş. Yani Mastiff'le Malaklı aynı kalan. Biz bize söyleyeyim, bir ön yargı yok. Biz kendi yıllardan beri, Soner çocukluğundan beri. Ben de kendimi bildim bileli. Bir Türk çoban köpeklerine karşı sevdamız var. Ama bu sadece sevdayla karma. Araştırma, tecrübe, deneyim, üretim bazında. Yani bunlar bizim ön yargılı bir düşüncelerimiz, yorumlarımız, fikirlerimiz değil. Bunu biz yaşadıklarımızı, gördüklerimizi, uyguladıklarımızı aksettirmeye çalışıyoruz. Bir de antiparantez, Akbaş'la ilgili birkaç sorular var. Akbaş ne olacaktır? Akbaş kangalın iskeletinde olacak. Hocam ben son olarak şu bir önceki konu için bir şey daha söyleyeceğim. Bu insanlar biz bundan 7-8 sene önce bu Malaklı köpeklerinin kırmalarına da kangal olduğunu iddia ediyorlar. Bu köpekler de kangal diyorlardı. Ya bu köpeğin iyi olması için kangal olması şart değil. Biz onu da söylüyoruz. Kangal tamam. Biz, bu köpek kangal değil, bu köpek kötü değil. Evet. Ya ama o köpeği kendi cinsiyle yarıştıracağım. Aynen, kendi cinsiyle kıyaslayacağım. Kangalı kangalla Malaklı diye yok da Malaklı'yı da Malaklı'yla. Anadolu çoban köpeğine Anadolu şimdi festivallerde mesela adam ben Sivas'ın festivaline gitmiyorum. 2005'ten sonra da hiç gitmedim. Gören de yoktu. Gezmeye bile gitmiyorum. Kamuran Semiz. Köpeğe Tyson. Şu anda gördüğünüz Malaklı'nın hepsinden daha yakışıklı, daha yüksek, daha kiloluk köpek. Adam köpeğinin, kendi köpeğinin kangal olmadığını biliyor. Köpek yarışıyor, birinci oluyor, adam gülüyor. Sivas'ın da oluyor bu festival. Köpeğin adam Malaklı olduğunu farkında ya. Benim köpeğim kangal değildi ama kangal kategorisinde birinci oluyor. Biz buna kızıyoruz. Bunun için gitmedik. Şimdi de yapılmıyor galiba. Dediğim gibi kangalı kangalla yarıştır. Arasında kıyasla. Ondan sonra. Akbaş'ta sorular geliyor. Akbaş'ta ne olacak iskeleti? Kangal gibi olacak.
Çok benzer. Çok benzer. Renk farkı var. He, renk farkı. Çoğunluğu aynı şekilde buyruk sarar. Ayak yapıları aynıdır. Kafa yapıları hemen hemen aynıdır. Yani kangaldan çok ciddi bir farkı yok. Ucunda sadece burnun ucu pembe oluyor. Yani gördüğüm renk bir de bembeyaz. He. Başka bir herhangi bir şeyi görmüyorum. Ben mesela orantı aynı, basışlar aynı. İki tane seni de gördüm. Karabaş yap, boz olsun, kangal. Aynı. Bunu da izah etmek gerekiyor. Öncesini bilmiyorum akbaşların. Dediğim gibi ben bundan 20 sene önce Eskişehir Sivrihisar'da gördüm. Akbaşlar dediğini. Biraz daha atlıyordu, biraz daha küçük köpeklerdi. Ama şimdi akbaşlara bakıyorum. Bizim Sivas Gemerek'te var. Çok yüksek, çok yakışmış, çok gösterişli köpek. Acaba niye öyle oldu bilmiyoruz. Yani ya onlar akbaş değil, ya bunların iki cinsi var. Şimdi yok, ben şu kişisel görüşüm düşünüyorum. Akbaşın fiziki görüntüsü kangal edici. Aynı. Aynen. Yani değil mi? Boz karabaş olsa kangal. Aynen. Hadi biraz kafa farkı var. Nasıl var? Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın. Bütün izleyen, bütün bizi takip eden bütün dostlarımıza tekrar teşekkür ediyoruz. Tekrar bayramlarını kutluyoruz. Son söylemek istediğim Serdar burada. Yine de söylüyorum. Arkadaşlarımız burada. Ön yargılı olmasınlar. Bir köpeğin yolmaz için kangal olması şart değil. Yani, biz kangal köpeği yetiştiriyoruz. Sivaslı olduğumuz için biz bununla büyüdük kangal köpeği. Biz kangal köpeğini seviyoruz. Ama diğer Malatlı köpek veya Anadolu Şoban köpeği veya Karadeniz köpeği kötü demiyoruz. Hepsi amacın da güzel. Aynen. Hepsi kendi kategorisinde güzel. Birbirleriyle kıyaslamaları yapmış. Herkese selamlar, saygılar. Sağlıcakla kalın.